Merhaba, Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz sizden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz videolar hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz ilgili butonlar aracılığı ile bana iletebilirsiniz. Bu videolarımdan hoşlanabilecek arkadaşlarınıza da bu videolarımı sosyal medyada onlarla paylaşırsanız çok memnun olurum diyerek videoma tam gaz geçiyorum. Bugünkü konum Teknofest Festivali hakkında. Arkadaşlar, Teknofest Festivali dünyanın en büyük teknoloji festivali haline geldi. Türk derin devlet aklı Navos'u kullanarak, yani derin devlet tecrübesini kullanarak bu projelere imza attığına inanıyorum. Aynı yabancıların, özellikle Batılıların ya da Avrupalıların ya da Amerikalıların yaptığı gibi uzun projeler yapma geleneğimizi biz de derin devletin, büyük devlet olmanın binlerce yıllık devlet tecrübesini hatırladık. Hatırladığımıza çok memnun oluyorum. Amerika bunu bir şekilde yıllardır yapmıştı. Amerika halbuki 200 yıllık bir devlet ama onun aklı binlerce yıllık devlet aklı var. Nasıl bunu elde etmiş? Senin benim beyinlerimizi kendine çekerek, mıknatıs görevi yaparak onları kendine çekmiş ve kullanmış. Zaten Amerika'yı kuranlar da Avrupa'dan, oradan buradan gitme tecrübeli insanlardı. Oraya yeni bir düzen kurmuşlar ve imparatorlukları parçalamışlar. Orada bulunan akıldan bahsediyorum. O yüzden Amerika'nın 200 yıllık devletine bakmayın. Aklına bakın kaç yüzyıllık. Türkiye'ye bu derin devlet, derin devlette bulunan uzun yıllar projeleri gerçekleştirme hafızasını silmişler. Bunu çeşitli yollarla yapmışlar. Savaşlarla yapmışlar. İlim bilim adamlarımızı katlederek yapmışlar ya da kendilerini çekerek yapmışlar, satın almışlar, medyayla yapmışlar, onunla yapmışlar, bununla yapmışlar. Bunu çeşitlendirebiliriz. Karşımızdakiler çok akıllı insanlar, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama dünyanın konjonktürü değişti. Şimdi Türkiye oyuna tekrar geri dönüyor, büyük oyuncu olarak geri dönüyor. Rusya ile beraber BRICS'e girecek. Bu zaten kaçınılmaz bir son. Batılı için hakikaten kaçınılmaz bir son. Batı kendi sistemi yüzünden artık kendini yenileyemez oldu. Nedir? Artık Batı ihtiyarlıyor. Dışarıdan işçi alıyor. Hep taşıma suyla şimdiye kadar varlığını devam ettirebilmiş. Ama kurdukları sistem 50 yıl, 100 yıl çalışsa da bir yere kadar çalıştığı için bu defa bunun sonuçları Batı için çok ağır olacak. Çünkü en önemli şey insandır, insan gücüdür. Devletler insan için olmalıdır. Bunu gözden kaçıran Batılı şimdi taşıma suyla nüfusunu da gençleştirmeye çalışıyor. Ama devran döndü. Artık halkı da çocuk yapmıyor. İhtiyarladı, yapabilecek yaşta da değil. Tabii bu benim dediğim bir yılda, 10 yılda olan şeyler değil. Batı'nın gerileme devri başladı, çöküş devri başladı diyebiliriz. Bu tabii ki 50 yılda olur, 100 yılda olur, bunu bilemeyiz. İnsan ömründen çok daha uzundur biliyorsun. Devletlerin ölmesi de uzun zaman alır. Teknofest Festivali ile Batı'nın bize yaptığının farklısını biz uyguluyoruz. Biz de dünyadaki, İnderland'ımızdaki akıllı beyinleri toplamaya başladık. Ama başka bir şekilde yaptık. Bunu sadece parayla yapmıyoruz, teşvik ederek yapıyoruz, kültürel değerlerle yapıyoruz. Sadece materyal etrafına çevrili bir şey, ruhsuz bir şey yapmıyoruz. Onu anlatmak çalışıyorum. Buna biz ruh katarak bu Tekno Festivali yaptığımıza inanıyorum ve yolumuz açıktır. Teknofest'te gençlerimiz, çok akıllı beyinlerimiz var. Yıllarca o akıllı beyinleri hep engel olmuşlar Türkiye'de çalışmalarına. Mecbur kalmışlar, hep yurt dışına gitmişler. Sistemi öyle kurmuşlar. Çoğunuz bilir mi bilmiyorum, Necmettin Erbakan dahi rahmetli, zamanında kimse onun elinden tutmadığı için, gençlik çağlarında, büyük bir insan olduğu için,
Hep ağır sanayi, ağır sanayi diye duymuşsunuzdur. Bunu boşuna söylemiyordu ama onu alaya aldılar. Ben dahi almıştım arkadaşlar. Bu adam ne diyor diye. Niye? Çünkü medyadan bizim yapamayacağımızı pompaladılar senelerce. Ama adam gerçekleri görmüş. Burada Türkiye'de bunun yolları kapalı olduğu için mecbur o da sisteme uymuş. Almanya'ya satmış yaptığı motoru. Ve Almanya o motorları, tanklarda kullanılan o motorları ve tanklarıyla beraber bize satmıyor. Düştüğümüz hale görebiliyor musunuz? O yüzden devletimiz büyük düşünmeyi hatırladı. Büyük düşünmeye başladığına inanıyorum. Büyük projeler yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir başkaldırı başladı. Avrupa Birliği'ne ben önemli bir aktör olarak görmüyorum. Avrupa Birliği, Amerika'nın maşası, aparatı. Avrupa Birliği belki de bizim başarılı olmamız için dua ediyor ki bağımsızlıklarına kavuşabilsinler. Avrupa Birliği ordu dahi kuramıyor. Avrupa devletlerinin ordusu yok. Olan ordular tören birliği gibi. Göstermelik. O yüzden Avrupa Birliği projesi bir tarafı bir ayağı eksik olduğu için Birleşik Devletler'e dönemiyor. Amerika buna izin vermiyor. Gücü olmayan birisinin sözü de geçmez bazı yerlerde. Bir yere kadar ekonomiyle onlar bu işi yürüttüler ama artık herkesin gözü açıldı. Diğer devletler, dışladıkları devletler birlik olmaya başladılar ve bu birlik başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü doğanın kanunu bu. Bir tarafta 300 milyonluk ihtiyar Avrupa Birliği, diğer tarafta vahşi Amerika Birleşik Devletleri 330 milyon, İngilizler'de falan sayarsak 1 milyar birçoğu ihtiyarlamış beyinden bahsediyoruz. Ama öbür tarafta da 7-7,5 milyar genç, dinamik, tüketmeye hazır, değerleri daha farklı, insani değerleri daha yüksek olan bir nüfus var. Bu nüfus artık uyanmaya başladı. Kölelikten kendini kurtarmak istiyor. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti de gizli çalışmalar için olduğuna inanıyorum. Umutlu olun diyorum. Hakikaten gelecek umut vaat ediyor. Belki biz bunları birkaç yıl içinde görmeyiz ama ülkemizin önü açık. Ben öyle inanıyorum. İçerideki o çatlak seslere de inanmayın. Şimdiye kadar hep moral bozmuşlar. Biz yapamayız, edemeyiz. Bunlardan bir tanesi de Fatih Altaylı. Hala daha aynı kişilerin borazanlığını yapıyor. Çok bilgili bir kişi. Saygı gösteriyorum. Her şey hakkında bir şeyler biliyor, araştırıyor. Akıllı bir beyin. Ama o beynini başkalarına kiraya vermiş diye düşünüyorum. Daha doğrusu başkalarının amaçları için kullanıyor. Biz isteyince her şeyi yaparız. Bizim özgüvenimiz eksik. Bunu silmişler. Hala daha o hafızamızı, hatırlamamızı Fatih Altaylı gibi kişiler aracılığıyla unutturmaya çalışıyorlar. Onların da işi bu diye düşünüyorum. Belki öyle değildir. O benden daha vatanseverdir. Ama verdiği imaj bende bu maalesef. Avrupa Birliği o kadar ihtiyarladı ki artık huzur evlerine kendilerine bakacak hemşire arıyor oradan buradan. Enerjiyi zaten saymıyorum. Bu kış çok kötü geçecek Avrupa'da. Avrupa ayağını sıktı. Biz öyle zannediyormuşuz. Halbuki Avrupa Birliği şakağını sıkmış. Avrupa Birliği ve Batı komaya girmek üzere. Tabii bu koma dediğim gibi 50 yıl, 100 yıl sürebilir. Ama birdenbire birisi fişi çekerse anında da ölebilir. Umutlu olun, güzel günler bizi bekliyor. Teknofest gibi festivallere katılın, çocuklarınızı götürün. Okulda çocuğunuz varsa veli olarak gidin öğretmenlere. Geziler düzenlensin, üretim yapan fabrikalara, yerlere, otellere, oraya buraya çocuğumuzun ufku açılsın. Avrupa bunu böyle yapıyor, özgüveni böyle sağlıyor. Bir videomun daha sonuna geldik. Her zamanki cümlelerle bitirmek istiyorum. Umutlu olun. İyimser olun, aktif olun, mutlu olun, gününüzü yaşayın yani, anı yaşayın. Söyleyene değil, söylenene bakın ilk önce. Düşünün, beyninizi tembelliğe alıştırmayın diyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.